Antik felsefe için şöyle bir söz var. Antik felsefe epistemolojinin yerine mantığı felsefenin temeli olarak alır. Epistemolojinin yerine mantığı geçiriliyor felsefenin temeli olarak. Bu anlamlı mı? Epistemolojinin felsefenin temeli olduğunu kim söylüyor? Bunu... Önce onu kabul ediyor. Burada birkaç sıkıntı var. Evet. Epistemolojinin felsefenin temeli olması ne demek? Ne olabilir? Bunu Descartes'e epistemolojinin anlattığı şey de tutmuyor. Yani epistemoloji aslında epistemoloji genel olarak şey, bilginin ne olduğu filan, kaynağı, bunları araştıran bilim olarak tanımlanıyor. Ama burada bir paradoks var. Dolayısıyla epistemolojinin bir bilim karakterini taşıması olanaksız dedik. Niye? Çünkü epistemoloji o araştırmayı yapmak için, yani bilginin ne olduğunu bulmak için kendisinin bilgi olduğunu kabul etmek zorunda. Dolayısıyla bilmeden önce bilmek zorunda. Epistemoloji şey, işlemeyen bir kavram ama bunu anlamıyor bu analitik felsefeciler ya da yani o yüzden yaptıkları şey epistemolojinin yerine mantığı geçirmek için mantık kavramı o dönemde sezgi ve ruh bilim kavramlarıyla karşılık içinde görülüyor çünkü bu matematikte mantıkçılar var. Matematikteki mantıkçıların amacı matematikteki ruh bilimcileri şey yapmak, matematikten kovmak ve matematiği bütünle mantıksal bir yapıya dönüştürmek. Bunların arasında Frege var, Russell var. Tabii ki şeyler var, romantik felsefeciler. Yani matematiğin matematikte bir sevgicilik var, matematik felsefesinde. Yani matematik ne oluyor? İlgilenen felsefeciler üç böyle sınıfa ayrılıyor aşağı yukarı. Sezgiciler, matematikçiler, mantıkçılar pardon ve öteki formalistler. O zaman dört oluyor. Bir de bir bilimciler sayarsak. Sayısı önemli değil ama formalistler arasında David Hilbert var. Bunlar örneğin birisi, bir matematikçi kalkıp aksiyonlar uylaşım saldır derse bunu ne yaparsınız? Yani nereye koyarsınız? Hangi kategoriye koyarsınız? Ya da matematik felsefesiyle ilgili problemler, onlar da buraya giriyor tabii. Ama burada bizi ilgilendiren şey şu anda çok dağıtmadan epistemolojinin yerine mantığı geçirmek ne demek? Epistemolojinin yerine mantığı geçirmek çok anlamlı bir şey gibi görünmüyor. Yani bunlar birbirlerine alternatif olmazlar çünkü epistemoloji tutarsız bir şey, terim, öyle bir bilim olamaz, bilmeden önce bilen bir bilim olamaz deyip epistemolojiyi tarafa atabiliriz ve epistemolojinin Descartes'e yüklenmesinin de enteresan şeyleri var, gerekçeleri olmalı. Yani Descartes yöntemden söz etti ve Descartes'in kendisi iyi bir yöntem kullanmadı. Yani bilginin yöntemli olması gerektiğini söyledi, çok güzel. Bilgi sıradan bilimcinin rastgele çıkarsamaları ya da deneyimden türettiği tüm adımlarla falan ilgili bir şey değil.